Kayseri'de Vatan Partisi İl Başkanlığı elektrik dağıtımının kamulaştırılıp zamların geri çekilmesi ve ucuz elektrik verilmesiyle alakalı basın açıklaması yaptı. Kayseri'de Vatan Partisi İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı'nda ucuz elektrik için basın açıklaması yaptı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa'daki ülkeler arasında en uygun fiyata elektrik kullanan ülkeler arasında yer aldığını açıklamış. Elektrik şirketlerinin devletten ucuza aldığı elektriği halka daha yüksek fiyata verdiğini belirten Türkiye Gençlik Birliği Başkanlık Kurulu üyesi Aylin Kum şunları söyledi. Türkiye birini seçecek. Geleceğimiz ya aydınlık ya karanlık olacak. Biz Türkiye'nin geleceğinin karanlık olmasına izin vermeyeceğiz. Öyleyse milletimizin cebindeki paraya göz diken o özel şirketler kamulaşacak. Türkiye'nin geleceği aydınlık kalacak. Haklı taleplerle başlayan ve gitgide kitleselleşen ucuz elektrik talepleri Türkiye'nin dört bir yanında uyandırdığı sesle başarıya ulaşacak. Bu düzeni değiştirmek için Türk gençliği olarak sorumluluk üstleniyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında kurduğumuz ucuz elektrik platformlarıyla birlikte halkımıza ucuz elektrik ulaşması için, bu özel şirketlerin kamulaşması için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Bu mücadeleyi sizlerle birlikte yürüteceğiz. Hepinizi ucuz elektrik taleplerimize karşılık vermeye ve imza masamızda bu kamuoyunu büyütmeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Basın açıklamasından sonra söz alan çiftçi Abdullah Akdemir yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Akdemir şunları söyledi. Biz bu ülkenin gıda güvencesiyiz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, dünya beşten büyük diyen Cumhurbaşkanı, biz sizi takdirle izliyoruz. Bilmelisiniz ki bu Türk çiftçisi dünyanın beşinden değil hepsinden büyüktür. Bugün çiftçimiz zor durumdadır. Bugün denizde mazot ÖTV'si alınmazken denizdekinden katından yatından gemisinden ÖTV alınmazken Türk çiftçisinden elektriğinden niçin özel tüketim vergisi alınıyor? Bugün gübreye %400 zam yaparken bugün mazota %120 zam yaparken gübrede geri %30 indirim yaptım deyip de çiftçiyi aptal yurduna koymayın. Açıkladığınız desteklerden bu çiftçi hiçbir zaman yararlanmadı. Yararlanmıyor. Ey Tarım Bakanı, bak bu bir ÇKS'dir. Çiftçi kayıt sistemidir. Çiftçinin kimliğidir. Burada diyorsun ki çiftçiye şu kadar destek veriyor. Ben 500 dönüm arazi ekerken sadece 57 dönümlük ÇKS yaptırabiliyorum. Senin verdiğin desteği Almanya'dan gelen, Ankara'dan gelen, İstanbul'dan gelen tarla sahipleri yaptırıyor, desteği onlar alıp gidiyor. Bu desteği üretene ver. Çiftçi bu desteklerini yararlanamıyor. Çiftçinin özel bankalara mecbur etmeyin. Çiftçinin Tarım Kredi Ziraat Bankası borçlarını faizsiz olarak faizlerini silin. Ana paralarını eşit taksitler halinde ödeme imkanı sağlayın. Çiftçiye sizi affı getirin. Bu çiftçinin tarım mahkemeleri olması lazım. Çiftçiler yıllarca mahkemelerde sürünmemesi lazım. FETÖ mücadelesine gelelim. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, siyasiler, bürokratlar bu FETÖ mücadelesine samimi değiller. FETÖ soruşturması olanlar kooperatiflerin başında, devletin belli kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında at oyunu atıyorlar. Ve bürokratlar, siyasiler her gün gelip bunları ziyaret ediyorlar. Çiftçiye, üretene korku sarıyorlar. Kimse sesini çıkartamıyor. Bizler artık sesimizi duyun. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Vekillerden bürokratların yanına yaklaşamıyoruz. Halkın içine inin. Özel şahşahlı yaşamınızı boş verin. Milletin sesini duyun. Bu milletin artık ayranı kabarıyor. 1,5 yılınız var. Bu sandığa gömer bu millet. Bu sandığa gömer. Ya sesimizi duyun, ya sesimizi duyun.